Adım Acıda Zayim. Ee, iç mimar ve mimar, mimarım pardon. Ee, aynı şekilde hocam bahsettiği üzere doktora eğitimimi devam ettiriyorum. Ee, geçtiğimiz dönem içerisinde e, biliyorsunuz e, hem İzmir İzmir öncesinde de Malatya Gazı depremleri e, işte yaşandı ve çok talihsiz sonuçlar ortaya çıktı. Biz de tabii Ankara olarak buna kayıtsız kalmak istemedik. Hani fiziki yardımlar devam ediyor ama bunların haricinde araştırma, geliştirme, fikir söyleme, söz söyleme konusunda meslek odamızın da katkı sağlamasını istedik. Bunun için bir çalışma yaptık. Öncelikle ben Yaşar Üniversitesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Mimarlık Fakültesi'ne ee, i̇ç Mimarlık ve Mimarlık Bölümü akademisyenlerine ve çalışanlarına Belgin Hocam'ın e, nezdinde. Onunla beraber tabii ki e, odamızın İzmir Şube Başkanı, İç Mimarlar Odası'nın İzmir Şube Başkanı e, Burcu e, Parlak Yazgan'a ve diğer yönetici arkadaşlarımıza, dostlarımıza, meslektaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Ee, size şu anda sunacağımız sunum. Ee, hazırladığımız daha kapsamlı olan e, bir kılavuzun e, kısaltılmış hali. Tabii burada e, sizleri bunaltmak da istemiyoruz. O yüzden daha böyle e, nokta nokta anlatacağız. Müsaadenizle paylaşayım. Ee, öncelikle sizlere biraz e, kısa Deprem hakkında bilgi vereceğiz. Yani depremin nasıl gerçekleştiği, Türkiye'de neler olmuş depremesinin aslında bunlarla alakalı e, ne tür çalışmalar yapılmış, çalışma verileri neler, bunlardan bahsedip daha sonra da alınabilecek tedbirler üzerine e, bazı görseller göstereceğim. Şimdi tabii bu çalışma benim kişisel çalışmam değil. Bahsettiğim üzere. E, İç Mimarlar Odası Ankara Şube 5. Dönem Yönetim Kurulunun çalışmaları ee, ve bunun dahilinde e, burada isminizi ismini gördüğünüz e, kalabalık bir iç mimar kadronun e, birlikte hazırladığı bir çalışma. Tek tek isim saymak istemiyorum ama her birine e, gönülden teşekkür etmek istiyorum çünkü çok katkı sağladılar. E, müsaadenizle başlıyorum. Şimdi e, her ne kadar bugün deprem özelinde konuşuyor olsak da afetlere bütüncül yaklaşmalı e, tasarımcılar olarak da sorumlu davranmamız gerekiyor. Ülkemiz jeolojik olarak biliyorsunuz ki depremin e, gayet e, riski yüksek bir bölgesinde bulunmakta. E, An Anadolu fay kuşağı diyoruz, Kuzey Anadolu fay kuşağı diyoruz ama bu kuşak aslında Japonya'dan Amerika'ya kadar kesintisiz devam eden e, bir hat parçasıdır. Bunu bilmemizde fayda var. Yani nasıl bu hale geliyoruz? Neden bu bu kadar e, yoğun hissediyoruz? İşte bu haritadaki e, kırmızı şeyler nereden geliyor? E, sorsun cevabı budur. Sağda gördüğünüz üzere aşağıdan uzayarak da Japonya'ya kadar e, ilerliyor... Sol tarafta da yine Avrupa'dan devam ederek Amerika'ya kadar devam eden bir hat burası. E, haritada gördüğünüz muhakkak artık herkes e, buna vakıf olmuştur. Kırmızı gördüğünüz kısımlar e, riskin en yüksek olduğu yerler. Aslında bu haritada çok fazla renklendirilmemiş ama Ankara'da bir nokta olarak e, bu haritanın ortasında kırmızı nokta olarak e, haritanın ortasında duruyor. Gördüğünüz üzere e, kuzey pardon pardon e, doğu Anadolu'dan başlayarak kuzeyden e, giden çok derin bir hat var. E, Ege bölgesi ise daha böyle e, küçük bir alan gibi görünüyor ama çatlakların yoğunluğu sebebiyle aslında çok ciddi risk bölgesi olan bir alan. Şimdi burada çok e, Genel olarak göstereceğim. Gördüğünüz üzere Richter ölçeğine göre. Bu arada Richter ölçeği şu anda dünya genelinde kullanılan en basit basit deprem e, sismik ölçeği. E, buna göre ölçüm alınıyor. Richter ölçeği 6.9'a göre, pardon, 6'nın üzerine göre 5 büyük depre, depremin Can kayıpları işte hangi ölçülerde olmuş, nerelerde olmuş, hangi yıllarda olmuş 90 itibariyle veriler. Şöyle gördüğünüz gibi en son Elazığ ve İzmir'i yaşadık. Ne yazık ki ciddi can kayıpları oldu. Ama e, gördüğünüz üzere bu durum çok uzun yıllardır devam eden bir durum. Şimdi biraz daha detaylandırayım. Bu gördüğünüz listede 100 yıldır ülkemizde gerçekleşmiş 6 üzeri Richter ölçeğine göre 6 üzeri 50 depremin listesi. Ee, yani çok tesadüf demek bile çok üzücü oluyor ama her yıl neredeyse ikişer deprem olmuş. Ee, zaman zaman işte iki yılda bir gibi olmuş. Ama 50 deprem yaşamış son yüzyılda 6 üzeri ve bunların sonunda ortalama 76 bin kişi can, canını kaybetmiş. 507 bin binada yaşanmaz derece hasar görmüş. Tabii bunu söylerken şu rakamlara da ulaşmış olduk. Ee, bu kayıpların yüzde %30'u son 20 yılda gerçekleşmiş oluyor. Yani şunu söylemek mümkün. Ee, yapı teknolojisi, teknolojisi, gelişmiş olsa da e, depremin Tedbirleri bizim depreme karşı aldığımız tedbirler, afetlere karşı aldığımız tedbirler yetersiz kalmış. Çünkü e, düşünün bu 22-23 bin kişilik rakam neredeyse üçte biri son 20 yılda oluyor. Yani 100 yıl önceki can kaybı, e, mal kaybı halen daha aynı şiddette e, devam ediyor. Şimdi bu karşınızda gördüğünüz tablo. Ee, gördüğünüz üzere sol kolda Richter ölçeği yani çok duyduğumuz Richter ölçeği sağ kolda da JMA sismik ölçeği JMA Japon Meteoroloji Ajansı sismik yoğunluk ölçeği. Şimdi çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. JMA'nın farkı şöyle e, moment magnitude ölçüyor. E, birazcık daha hassas ve Richter'e göre daha yüksek yoğunluklu e, sarsıntıları değerlendiriyor CME, O yüzden bilgisi burada. Genelde işte Japonya gibi e, sık deprem yaşayan ve yüksek yoğunluklu deprem yaşayan bölgeler için geçerli. Şimdi sıradan aşağı yukarı bunların birbirlerine eş ni e, size aktarmak istedik burada ve aynı zamanda insan üzerinde iç mekan üzerinde ve dış mekan üzerinde ne ne gibi değişimler yaşanıyor bunları aktarmak istedik. Gördüğünüz üzere şimdi Richter'e göre 5 yani diğerleri daha hafif Richter'e göre 5 insanlar güçlükle hareket eder. aşırı korku söz konusudur diye ifade etmiş. Bu aşırı korkuyu lütfen aklınızda tutun önümüzdeki slaytlarda bunun neden olduğu e, bazı sonuçları göreceğiz. E, diyor ki iç mekanda pardon dönüyor da iç mekanda eşyalar devrilir, televizyon devrilir, dolap gibi ağır mobilyalar insanlara devrilerek zarar verir. E, dış mekanda ise, ise betonarme olmayan duvarlarda yani alçıpan gibi diyebiliriz. Bölücülerde devrilmeler yaşanır. Sokak ve caddeler direk ayrıtlar devrilebilir. İlla ki olur değil ama olabilme ihtimali de var çünkü sarsıntı yüksek buralarda. Ee, arabalar, işte araçlar tehlike arz edebilir. Altı ile birlikte e, ayakta durmak zorlaşır. Sabit olmayan ve ağır mobilyalar devrilmeye başlar. Kapılar açılmayabilir. E, çoğu binanın camları kırılabilir. Ee, zaten 7 ve üzerine biliyoruz artık hani neredeyse <laughs> ee, hani yaşam koşulları e, çok ciddi şeylere düşüyor. Devam ediyorum. Şimdi bu gördüğünüz grafikte de, depremde yaşanan yıla göre deprem sırasında mekanlarda bulunan eşyaların ne olmuş yani depremi yaşayan kişiler o anki gözlemlerine göre. Eşyaların ne olduğunu söylemişler. Görüyorsunuz ki yüzde 60'i eşyaların yerinden oynadığını söylüyor. Biz buradan şu sonucu çıkarıyoruz. Demek ki en büyük sıkıntı, en büyük problem eşyaların oynamasıyla başlıyor. Peşine tabi bunu ben iç mekan için konuşuyorum. Yapının geneli için söyleyemem. E, sallantıyla devrilme yani dolaplar, masalar, sandalyeler işte buzdolapları e, devrilmeye başlıyor ve can kayıplarının bir kısmı veya yaralanmaların bir kısmı bu sebeple oluşuyor en çok yaşananlardan e, başlıcaları bunlar şimdi katılımcıların ilk tepkileri söz konusu olduğunda gördüğünüz üzere biraz önce de söylemiştim Richter Ölçeği'nin verilerinde de vardı bu olduğu yerde kalma e, tepkisi oluyor. Bunun gerekçesi şok. Yani o an içinde yaşanan şok sebebiyle çoğu kişi yerinden kıpırdayamıyor, orada kalmak durumunda oluyor. Veya da işte gördüğünüz gibi ikinci derecede ki e, toplamdaki yüzdelik değere bakarsanız neredeyse yarı yarıya değişiyor. Sonrasında insanlar kaçmaya başlıyor veya sığınacak yer arıyor. Ama çoğunluk olduğu yerde kalıyor. Ve verilerin büyük bir çoğunluğunun insanların depreme evinde yakalandığı e, yönünde olduğuna göre bu, bu verileri yan yana getirdiğimizde şu sonuca varıyoruz. Öncelikle konuklarda iyileştirmeye başlamamız gerekiyor. Tabii ki tüm mekanlarda iyileştirme şart ama konuklarda e, daha dikkatli olmamız gerektiği sonucuna varıyoruz burada yani e, tabii ki deprem çantası hazırlayalım işte acil durumlar için tedbir alalım ama bunlar haricinde mesleki manada da yapabileceğimiz her şeyi yapalım bilinçlendirelim diyoruz. Şimdi e, meşhur hatırlarsanız yani meşhur demek de çok doğru değil ama yani ne yazık ki meşhur oldu bu anlamda ülkemizde 99 Kocaeli e, depreminin ölüm ve yaralanmalarının grafikleri var. Neden olmuş ölüm ve yaralanmaların çoğu düşen cisimlerin altında kalma, düşen cisimlerin çarpması, kesici ya da delici cisimler veya da doğrudan düşme. Şimdi biraz önce dedik ki grafiklerimizde olduğun yerde donarak kalma durumu çok yaygın ve cisimler için ne söyledik? sürekli hareket ediyor, yerinden hareket ediyor. İşte o hareket etme esnasında cisim hareket ederken insanlar e, şey yaptığında yerinden hareket edemediğinde üzerlerine düşen cisimler vesilesiyle bu gördüğünüz oranda e, ölümler ve yine hiç yaban atılmayacak kadar yaralanmalar oluyor. Tabi bu yaralanmaları lütfen geçici yaralanmalar gibi düşünmeyin. Sakatlıklar oluşuyor. Ee, yani insanlar iş görmez duruma da geliyor Yani burada en basitinden en ağırına kadar her türlü yaralanmada e, rakamsal olarak içeriye alınmış. Yine beraberinde şurada görüyoruz ki bu yaralanma ve ölümlerin ilk önce hangi donatılardan gerçekleştiği. Duvarlar, işte şok geçiren bir kişinin duvarın yanında olup duvarın sökülmesiyle e, işte zarar görmesi diyeyim. Tavan ve tavan donatıları, bunlar sadece tavanın strüktürel olarak, e, yapısal olarak parçaları değil, e, iç mimari donatıları anlamında işte alçıpanlar, her türlü çıtalar vesaireler gibi, e, paneller gibi kısımların düşmesi olarak da adlandırabiliriz. Gördüğünüz üzere dolaplar, kolon, işte e, eşyalar, gardrop vesaire gibi azala azala devam ediyor. Şimdi biraz önce anlattıklarımızı şöyle söyleyebilirim: Yapısal olmayan tehdit, tehditlerin azaltılmasına yota diye tabir ediliyor. E, afetlerle alakalı konuşulduğunda. Yapısal elemanlar bir binanın ağırlık, deprem, rüzgar ve diğer yükler gibi her türlü yüklere karşı koyabilen elemanlarıdır diyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, inşaat mühendisinin, yani mimarın e, hazırlayıp hayata geçirdiği kısımların tamamına yapısal elemanlar diyebiliriz. Bunun haricinde yapısal olmayan elemanlarsa, e, yapısal elemanlar harici kalanlar, yani bizim mesleğimizi, doğrudan alakadar edenler, iç mimarlığı doğrudan alakadar edenler diyebiliriz. Ama tabii bu tamamen sadece iç mimardır demek doğru bir şey değildir. Çünkü e, yapısal olmayan mimari, işte inşaat, peyzaj mühendisleri, ta, e, mimarları tarafından da e, yapıya dahil edilen, yapısal olmayan elemanlar mevcuttur. Bunlar binalar olabilir, mobi binanın içindeki mobilyalar, eşyalar olabilir. Evet. ...başka işte alçı paneller olabilir... ...her türlü... E, ...panel, bölücü, yatayda ve düşeydeki... ...bölücüler olabilir... Hmm, ...akustik... E, ...donatılar olabilir... ...yani gibi gibi... E, ...çoğaltılabilir tabi aydınlatmalar... ...vesaireler de bunlara dahil... ...şimdi... E, ...yapısal olmayan sistemler... ...sözü... E, ...ilk defa... 1900'lerde söyleniyor birleştirme ve sıkıca bağlama bir binanın bütün elemanları birbirine sıkıca bağlanmalı ve birleştirilmelidir. Öyle ki bir bütün olarak hareket etmelidir. Binaya bağlı kaplamalar, kornişler, sıvalar ve süslemeler binaya iyice bağlanmaları sağlanmalıdır. Bu işlem hem bina içinde ve dışında bütün elemanlar için yapılmalıdır. ...olarak literatürde... ...geçmekte... Ee, ...yani... ...yapının, yapısal olmayan her kısmının... ...bağlanmasının öneminden... ...bahsediliyor... ...şimdi yapısal olmayan... E, ...hasarlar vesilesiyle sadece... ...can kaybı veya da... ...konutun içerisinde mal kaybı olmuyor... ...aslında... ...sistemimizde dur duruyor... ...nasıl ki iş yerleri, okullar... ...hastaneler kapanıyor... ...öğrenciler okula gidemiyor sağlık hizmeti durduğu için e, halk sağlık e, e, hizmetini alamıyor gibi gibi sonuçlar da doğuruyor yani sadece konut yıkıldı bireylerin malına mülküne ve canına zarar geldi bir şey söz konusu değil gayri safi milli hasla bütünüyle etkileniyor yani giden sadece beyaz eşya yatak yorgan bir tane konut olmuyor ne yazık ki Şimdi e, yapısal elemanların bir inşaattaki Türkiye'deki bir inşaattaki maliyetiyle yapısal olmayan elemanları e, maliyetlere çok daha farklı biliyorsunuz ki. Gördüğünüz üzere tabloda şu mavi olanlar yapısal elemanlar. Nedir bunlar? İşte duvarlar ama hani e, daha çok taşıyıcı olan duvarlar diyebiliriz kolonlar vesaire gibi inşaatın ana kısmını kütlesel kısmını bir araya getiren kısımlar ondan sonra ince işler ve servisler dediğimiz kısımlar en sonunda da yine yapısal olmayan mefruşat ve eşya dediğimiz hareketli mobilya diye adlandırılan kısım olabilir veya mobilya olarak dekor olarak nitelendirdiğimiz kısım olabilir bu şekilde dağılım oluyor görüyorsunuz yapısal olmayan ince işler ve yapısal olmayan hareketli veya da mobilya e, türü e, elemanların maliyeti şeyin çok üstünde yapısal olanların çok üzerinde ve hani burada bakın yüzde doksanlara işte yüzde seksen sekizlerde oranlar var hatta işte neredeyse yüzde doksan beşi yapının yapısal olmayan eleman gibi düşünebiliriz Şimdi bu şey olduğunda demek ki en büyük tedbirlerin de bu kısımda alınmasına e, gereklilik doğuyor dememiz söz konusu. Şimdi bir örnek. Görüyorsunuz burası bir iç mekan. Hiçbir şey kalmamış. Yani olduğu gibi depremde e, zarar görmüş. Her şey ortaya dökülmüş. Bu işte yapısal olmayan bir eleman. Yani bir dolap ama. Tarsıntıyla e, hemen işte yere kadar yılmış içine ne var ne yok dökülmüş. Bu Elazığ depremi çok yani aynı yıl içerisinde oldu biliyorsunuz. E, doğru önlemler alınmadığı için şu yukarıda gördüğünüz e, panellerden bir tanesi bir kişinin e, kafasına düştü ve e, sonuç hiç e, Hoş değil yani hazin bir sonu olmuş bu durumu. Burası yine Elazığ depreminden bir e, iç mekan görüntüsü. Burası da bir kurum. Biraz önce bahsettim kurumlar da iş görmez hale geliyor. E, gördüğünüz üzere yapısal donatı e, zarar görmüş durumda. Ve bu kurum artık işlemez halde. Burası İzmir depreminde bu meşhur bir residence sizin videoları vardı, oranın duvarlarından bir parça. Bu başka bir şey. Ee, tabii bunu size hatırlatıp ürkütmek istemem ama bu konu çok önemli olduğu için fotoğrafları da gösterme gereği duyuyor. Kusuruma bakmayın. Gördüğünüz üzere şu gördüğünüz yapısal donatı kapının durumunu görüyorsunuz. Yapısal donatıyla beraber yapısal olmayanlarda zarar, zarar görüyor ve artık işlemez hale geliyor İşte kapının girişini tıkayan bir e, posta kutusu yani şöyle değerlendirin bu kapı cam olmasaydı içeride insanlar kalırdı yani bunun e, kapının önünü kapatması sebebiyle o panikle. bu da meşhur residence İzmir'deki işte geldiği hal bu Şimdi çok bir basit el grafiği hazırladık. Şimdi insan e, bir bina ile ilgili inşaat süreci ve ikamet süreci olarak iki grupta incelememiz söz konusu. İnşaat süreci nasıl başlar? E, mimar, jeoloji ve mühendisi <laughs> ve inşaat mühendisinin e, öncül e, hamlesiyle diyeyim. Bir yandan mimar mimari projelerini hazırlarken Jeoloji mühendisi toprak analizlerini yapar. E, gerekli işlemler başlatıldıktan sonra yani kanuni e, başvurular yapıldıktan sonra inşaat mühendisinin e, veya mimarın e, nasıl söyleyeyim, e, proje yöneticiliğiyle diyeyim inşaat süreci başlar. E, jeoloji mühendisinin işi azalarak devam ederken mimar bu süreyi uzun süreçli olarak devam ettirir. Süreç devam ederken inşaatın stüktür dediğimiz kısmı çıkar. İnşaat mühendisinin yaptığı kısım yani sorumlu asıl ana mühendislik olarak sorumlu olduğu kısım ortaya çıkmaya başlar. Daha sonrasında bu ekibe iç mimar, peyzaj mimarı, elektrik mühendisi, makine mühendisi dahil olur. Ve tabii gerekiyorsa diğer paydaşlarda da dahil olur ama temelde bunların olması e, gereklidir. Bir proje e, görünür hale gelir. Bu inşaat süreci bu boyunca e, devam ederken içeride ikamet söz konusu olamaz, İnsanlar yaşayamaz, bu mekanlar kullanılamaz. Ne zaman ki <laughs> gerekli izinler, ruhsatlar alınır artık yapı e, bireyin barınabileceği noktaya gelir. O dakika itibariyle e, insanlar ikamet etmeye başlar. Şimdi şu yukarıda gördüğünüz mühendislerin mimarın ve iç mimarın içerisinde sadece iç mimarın işi e, ön kısımla sonlanmaz. İkamet sürecinde de devam eder. Çünkü neden? Jeoloji mühendisinin işi toprakladır, zemin zeminledir, etüdünü yapar vesaire vesaire görevini tamamlar, kenara çekilir. İnşaat mühendisinin görevi binaya ayağa kaldırmaktır. İşini yapar, kenara çekilir. Mimarın görevi bina alakalı e, bir çeşit maestroluk yapar, bunun tasarımını yapar, çözümlerini e, yapar. Binanın e, ruhsatlanma aşamasına gelene kadar ki kısmında mesuldür. Ondan sonra arzu ederse görevi sonlanır. Peyzaj mimarının e, görevleri iç veya dış e, ağaçlandırma, yeşillendirme ve toprağın e, zenginleştirilmesi. Hem görsel anlamda hem de kullanım anlamındaki zenginleştirilmesidir. E, benden çok daha iyi muhakkak ifade edecekler ama ben böyle özetleyeyim istedim. Ancak iç mimarın görevi e, yapının tabii ki niteliğine de bağlı olarak yapıya yani ruhsatlandırma öncesinde de başlar. Kâhmet sürecinde de normalde devam eder. Ülkemizde ne yazık ki e, bu ayak, ayakta bir sıkıntı var. Yani sacın ayağı bozuluyor. Şu gördüğünüz e, mühendis mimar kadrosunun tamamı Kadrolu olmasına rağmen iç mimar için henüz bu kadrolar açılmadığı için de bazı zorunluluklar sağlanmadığı için işte bu ikamet sürecinde bir eksiklik oluyor. Yani bireyler içeri girdikten sonra iç, binalar içinde yaşam başladıktan sonra arada bir koruyucu görevi gören bir şeyin yapının sürdürülebilirliğini sağlayan iç mimar olmadığı için işte sizlerin de bildiği üzere bu kolon kesme gibi hadiseler yaşanıyor. Çünkü herkesin müdahalesi açık bir hale geliyor binalar ve bunun sonucunda da talihsiz sonuçlar oluyor. Halbuki şayet iç mimarın e, müdahalesiyle yenilemeler revizyonlar geçti. gerçekleştirirse ikamet sürecinde bir bariyer olarak bireyle afetin arasında durabilecek durum konumdadır e, tasarımcı. Şimdi gelelim kriterlere. Şimdi e, bu yap bu kriterleri e, işte bazı yabancı kaynaklar ve kendi bulduğumuz yerli kaynaklardan derleyerek oluşturduk. Ee, biraz hızlı geçeceğim çünkü e, oldukça uzun. Biraz genel bilgi sahibi olun istiyorum ben sadece. Şimdi bildiğimiz donatıların sabitlenmesi bildiğimiz e, güvenlik tedbirlerinin haricinde e, aşağıda gördüğünüz gibi tedbirlerin arınması söz konusu. Ne gibi? Standartta biz duvarı imal ettiğimizde ister bağlayalım ister bağlamayalım. E, Genelde işte e, tavana değer pozisyonlu olur ama zaman zaman değmediğinde veya da duvarın niteliği eğer e, buna uygun değilse yani daha hafif bir duvarsa burada gördüğünüz üzere L'lerle, köşe bentlerle artık duvarın sonlandığı noktalar için söylüyorum e, köşe bentlerle önlem alınabilir. Şu gördüğünüz mesela görüyorsunuz tavan ile arasında mesafe olan e, duvar biçimleri genelde e, bu yol üstü benzin istasyonlarında ki e, tuvalet kısmında görülür. En çok bu tip yani yarım bırakılmış şeyler e, umumi kullanılan tuvaletlerde gör görünür. kıllar hariç bu bahsettiklerimiz. E, betondan üretilmiş yarım duvarlar gibi düşünebilirsiniz. E, destek bağlanmalıdır diye biz bunları özetlemiş olduk. Bunlarla alakalı daha detaylı bilmek, bilgi almak istiyorsanız e, İzmir Şubemizden veya hocalarınıza ilettiğimiz e, raporumuzun içerisinden bunları alabilirsiniz. Gördüğünüz üzere yine köşe bent ve L profille nasıl güçlendirme yapılacağı özetlenmiş. Şimdi modüler bölmeler, modüler bölmelerden kasıt alçıpan, nel veya e, akustik gibi, OSB gibi birçok biliyorsunuz modüler bölme e, yapılabiliyor, duvar üretilebiliyor. Bunlarla alakalı olan bir görsel burası da. Gördüğünüz üzere birden fazla bölüm zigzag ve T şekli tarzında düzenlenmelidir e, diye ifade ediyor. Şimdi asma tavanlar, desteksiz tavan sistemleri depremler sırasında sallanabilir. Aydınlatma elemanları, havalandırma kanalları çatıya veya tavana doğru şekilde bağlanmadıysa özellikle kullanıcılar için tehlikelidir diye bahsediyor. Bir de bununla beraber biliyorsunuz hem çatı suyu hadisesi var spor salonları gibi e, yerlerde hem de bu sprinkler yani yangın sistemleri. Söz konusu eğer tavan sistemi doğru çözümlenmediyse bu sistemlerin içerisindeki su tahliye olabilir ve bunlar da e, tehlike oluşturabilir. Şimdi biraz önce bahsetmiştim e, gördüğünüz Elazığ depremi. Şu sol altta gördüğünüzde tam bununla alakalı bir e, grafik. Şimdi normalde e, biz asma tavan uygulaması yaparken, Uçellerle veya bildiğimiz e, kutu profillerle bir karkas oluşturuyoruz. E, düşey olarak e, tavana ya da ya da yatay olarak tavana ankre ediyoruz. Ancak e, özellikle deprem hattı üzerinde olan yani hatırlayın e, şey haritayı Ege bölgesi e, kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu gibi aşağı doğru da uzanan o hat üzeri çok tehlikeli olduğu için bunlar yetersiz. Diyoruz ki şu gördüğünüz 45 dereceyle sağa sola yani dört yöne doğru e, uzanan demir halatlarla, bunlar esneyebilen demir halatlar da olabiliyor. Tedbir alınması, asma tavanların güçlendirilmesi şart. Bakın standartta uyguladığımız şu ortadaki Düşey olan ve yatayda gördüklerimiz. Yani bizim kendi uygulamamız o kadarla sınırlı. Ama bunlarla beraber e, ayarlanabilir yaylı destek alakları ile merkezlerden periyotlu aralıklarla e, duvarlara ve tavana doğru destekleme yapılması gerekiyor. Şu gördüğünüz burada temsili bunları piyasada da satışı söz konusu, her bir alç panelin arasına şu noktalarda, köşe noktalarında sismik e, klips uygulanması gerekiyor ki sağlandığında esnesin vesaire. Şimdi biz mesela alç panel asma tavanı uyguladığımızda veya diğer asma tavan e, imalatlarında getirip getirip şeyi sona kadar dayıyoruz. E, tavan imalatını duvara kadar dayıyoruz. Ancak işte literatür bunun tam tersini söylüyor. Hangi tavanı imal ederseniz edin, yani sonradan yapılan, e, yapısal olmayan tavanı imal ederseniz edin. En az bir buçuk santim sismik mesafe bırakmanız gerek diyor. Daha sonrasında arzu ederseniz siz orada kalan boşluğu içeriden bir ses ile edin. Gizleyebilirsiniz ama bu bir buçuk santimlik sismik mesafenin mevcut olması gerekiyor ki tavan işleyerek sağa sola harekette e, hareket edebilecek yer kalsın, sıkışma olmasın, hatta şöyle yapayım, sıkışma olunca kırılıp aşağı dökülmesin diye bu boşlukların olması veya bu klipslerin, bu destek yaylarının olması şart. Aynı biçimde e, ankastre tavan tavan aydınlatmaları ve havalandırmalar için de e, ekstra klipler e, ve gördüğünüz gibi e, dikey e, askılar veya e, halatlar bulunması gerekiyor. Yine e, asma tavanlara anker edilmiş. Sarkıt tavan aydınlatmalarının da içerden destekli yayla halatla telle e, yatay ve düşey olmak üzere bağlanması e, gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, şu gördüğünüz düşey olan bağlantıysa e, yataya da en yakın duvara doğru birer e, halatla bağlanması gerekiyor. Bu bahsettiğimiz halatlar e, hareketlenebilir, uzayıp kısalabilir. Halatlar. Ama tabii ki genelde e, metal e, tel gibi, metal zincir gibi oluyor. Şimdi kablo tavaları e, özellikle artık günümüzde e, açık halde de yani asma tavansız da kullanılabilen e, unsurlar bunlar. Yani bizim <laughs> iç mimari tasarımımıza dahil ettiğimiz yani sadece elektriği tutan değil de dekorun da bir parçası haline getirdiğimiz elektrik tavaları. Şimdi gördüğünüz üzere elektrik tavaları şu an mevcutta genelde bu şekilde e, imal ediliyor. Ancak e, deprem söz konusu, afet söz konusu olduğu zaman bu uluslararası düzeyde yetersiz görülüyor. Bunun yerine şu gördükleriniz destekler yani şu düşey olan e, parçayı destekler olarak e, farz ediyoruz. Demek ki diyor ki şu alttaki de tava e, ya da kablo tepsisi diyelim e, çapraz ve e, düşeyde ekstra desteğe ihtiyaç olduğu e, ifade ediliyor ve bu şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Şu gördüğünüz buradan bakış bu tarafta şu yandan bakışı yani kestimiz. Yani güçlendirme yapılması şart. Özellikle duvara yakınsa kesinlikle e, profillerle tutturulması daha doğru olarak değerlendiriliyor. Şimdi tabii e, tavanda olan biten ya da tavana monte edilen şeyler bunlarla bitmiyor. Ne var? Klima üniteleri. Klima, klima ünitelerinde biz genelde düşey bağlarız. E, senin yapıya düşey olarak onu ankre etmen yeterli değil. Kendi içinde de bu e, bağladığın parçaları mevcut e, şeyleri kaynaklayarak e, çaprazına da desteklemen gerekiyor Çünkü bunlar ne kadar yükü taşıyormuş gibi olsa da e, yatayda kullanacağımız destekler e, o sallantı ez, esnasındaki basıncı etkilerini dağıtacaktır yükü dağıtma işine görevini görecektir bu yine bir e, açık alan ısıtıcı üniteleri olarak bildiğimiz e, sistemler yine aynı şekilde çapraz olarak kendi içinde de desteklenmesi gerekiyor Normalde de bunları da e, klimalar gibi düşeyde bağlıyoruz bunlarda yükseltilmiş döşeme e, şu an okul projelerinizde kullanıyor musunuz bilmiyorum ama ileride çok e, Karşılaşacağımız özellikle e, idari mahallelerde, okullarda, zaman zaman hastanelerde çok kullanılan, e, yapısal olmayan unsurlardan. E, genelde elektrik gibi, tesisat gibi kısımlar bu yükseltilmiş döşemenin altından geçer. E, bu amaçla kullanılır zaten. Yani müdahalesi kolay olduğu için de değerlendirilir. Şimdi normalde bunları yaparken kendi bağlantı elemanları var. Şu gördükleriniz kendisine ait bağlantı elemanları. Bu elemanların da çapraz desteklerle e, güçlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yukarıda da e, zemin yüksekliği 60 santim aştığında her üçüncü kaideye yani şu kaideleri kastediyor. 250 cm'de bir adet çelik bir destek takılmalıdır diye ifade ediyor. Kanallar, bu bahsettiğimiz kanallar bildiğiniz e, ısıtma kanalları, soğutma kanalı, iklimlendirme kanalları. Yine biz kanalları e, daha basit olarak monte ederken kanalların çevresinin e, bir desteğin içerisine alınması, hatta bu desteğin de yine çapraz olarak kendi içinde de e, desteklenmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve çıkış kapıları bu arada şunu geçmeden bir şey de söyleyeyim. Dikkat ederseniz e, malzemeyi sadece yani hangi kısımsa hangi yapısal donatıysa e, sadece binanın yapısal unsurlarına bağlamayı e, göstermiyor. Dikkat ederseniz sürekli kendi içerisinde de desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Yani şimdi şurada gördüğümüz tavan aslında yukarıya gelen kısım. Bunun sadece tavana ankrel edilmesi yetmez. Senin yaptığın bu şeyin e, desteğin kendi içerisinde de güvenliğinin alınması gerektiğini her resimde dikkat ettiyseniz e, ifade ediyor. Şimdi kapı. Kapıların çıkış yoluna ister evde ister e, idari yapılarda kesinlikle ve kesinlikle önleyici bir e, donatının, bir mobilyanın konmaması gerekiyor. Çünkü kapılar kilitleniyor, arkası doluyor ve kaçış yolu engelleniyor. Yani buraya bir dolap konacaksa, bir ünite konacaksa muhakkak e, gömme tipi e, sabit olmalı, e, kapakları kapalı olmalı ve kapakları açılmayacak şekilde birazdan göstereceğim. Ya eee yatay olacak. Yatayda hareketli olacak. Kayar kapak olacak. Veya da kapaklar kilitlenebilecek biçimde olması gerekiyor. Çünkü en büyük sıkıntılardan bir tanesi kapıların önüne eee mobilyaların vesairelerin düşmesi sonucu çıkış yolunun kapanması. diyebiliriz. Şimdi geniş pencereler ve bitsinler. eee Şimdi hepimiz manzarayı seviyoruz ve daha fazla şey görebilmeyi arzuluyoruz. Ama işte bu kadar uzunluklu pencereler yapıldığı zaman da kaideleri zayıf geldiği için yani kasaları güçsüz kaldığı için pencerenin kendi ağırlığı, camın kendi ağırlığı yüksek geldiği için e, basınçtan ve titremeden e, bunlar ya devriliyor ya işte gördüğünüz gibi bütünüyle düşüyor. Çünkü üzerlerinde koruma var temperli üretiliyor bu camlar veya da şurada gördüğünüz gibi kırılıyor gidiyor şimdi bir kere şu camın kırılması büyük ihtimal ve bu şekilde kırılması temperli olmamasıyla alakalıdır şimdi buradan aşağı birinin kafasına böyle bir parçanın düşmesi yani ölümcül olma ihtimali çok yüksek haliyle şunu bileceğiz bir kere temperlenmemiş cam kullanmak gibi bir lüksümüz olamaz eğer bu kadar büyük e, vitrin tasarlıyorsak ikincisi e, kesinlikle şöyle incecik incecik kayıtlar değil yani e, neyse strüktürel anlamda statik anlamda buraya gerekli olan şey e, ihtiyaç ona göre tasarım yapılması gerekiyor evet yani en çok tartıştığımız konulardan bir tanesi form mu, fonksiyon mu? İşte deprem söz konusu olduğu zaman e, fonksiyon önemli, formun ya da afet söz konusu olduğu zaman e, fonksiyondur önemli olan. Yani siz önce e, tedbirleri organize edeceksiniz, e, maksimumda tutacaksınız. E, form kaygısı hani afetle alakalı olarak sonradan gelecek veya da formunuzu bu fonksiyonu uygun olarak seçeceksiniz, ona göre tasarlayacaksınız. Bu gördüğünüzde ekipman rafları yani daha ağır yük taşınan alışveriş merkezlerindekiler gibi işte depolardaki gibi yani eğer tavan bağlantısı yapılmıyorsa mesela AVM'lerde o şekildedir biliyorsunuz tavan bağlantısı yoktur e, dolapların oradaki rafların ancak bunun doğru bir şey olmadığı ifade ediliyor mesela yapı marketlerde vesairelerde bağlantıların olması şart çünkü buradan düşecek ürün kesinlikle yaralanmaya sebebiyet verecektir. O yüzden hem zemine hem tavana mümkünse de duvara yani yakınında olan duvara ya da yanındaki üniteye bağlantı yapılması gerekiyor. İşte biraz önce kapakların nasıl e, güvenceye alınacağı gibi örnekleri konuşuyorduk. Bir sürü biliyorsunuz artık kilit sistemi var. E, önemli olan hani manuel kitlenenler, anahtarlılar, işte mıknatıslı basçekler gibi gibi veya da içine e, erkek dişi şeklinde e, geçenler var. Bunlar e, kullanılabilecek. E, donatı emniyetleri yani mobilya emniyetleri buzdolapları için artık biliyorsunuz veya buzdolabı gibi diğer alet büyük alet edavat için kelepçeli sistemler var e, hatta buzdolaplarını veya beyaz eşyayı satan firmalardan bizzat kendiniz talep ettiğinizde e, kendi ürününüze uygun olanını size veriyorlar hatta bunun montajını bile kendileri yapıyorlar böylelikle dolap düştü önüme e, şey oldu gibi dertler söz konusu olmuyor. Ee, hızlıca söylüyorum. Kitaplar ve raflar da benzer askı aparatlarıyla güçlendirilebilir. Şimdi teknik cihazlara biraz da göz atalım. Yine bunların da e, özellikle e, elektriğe ve suya bağlı olan cihazların zemine montelenmesi gerekir. Burada biz e, bir eğitimci İşverk ünitesini e, görseline aldık. Bunun üzerinden sismik kısıtlayıcıyla da yerine e, monte edilmesini uygun gördüğümüz dile getirdik. Şurada görüyorsunuz. Burası tam sıkıştırmıyor. Hareket ettiği zaman bunun içinde kalarak e, sağa sola gitmesini önlüyor. Çünkü çok sıkıştırmak da önemli şu gördüğünüz parçanın işini yapmasını engelleyicidir. Yine teknik cihazların e, bu seferde de düşeyde nasıl bağlanabileceği, şeyler veya da yükseltilmiş döşemede nasıl yapılabileceği gibi tedbirler. İşte duvara da monte edebilirsiniz. Yükseltilmiş döşemede buna göre bağlantı elemanları elemanlarıyla, gergi çubuklarıyla eee zemine monte edebilirsiniz olarak ifade ediyoruz. Sonrasında yine şey bu, bunu özellikle göstermek istedim çünkü genelde bu ünitelerin sadece HVAC'ler değil ısıtıcı soğutuculardan kaynaklı yangın vesaire gibi durumlar da oluyor. Birazdan onlara geleceğim ama önden bir geçiş yapmak istedim. Şimdi dolap sabitlemeleri yine aynı şekilde e, duvara ve zemine. Bunlar da tek 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 olmak zorunda değil yani bütüncül bir dolabı da bağlasanız söz konusu olabilir. E, bir tane arkadan yapsanız da söz konusu olabilir. Önemli olan bunun bu tedbirin alınmış olması. Yani illa bu şekilde görünecek diye bir, de bir şey yok. Bunun bu çirkin duruyor diyebilirsiniz. Bu grafiklerde anlatılmak üzere tabii ki e, görünür ifade edilmiş ancak e, siz görünmeyecek şekilde e, sırttan da yandan da yapabilirsiniz. Bunlar da basit objelerin güvenceye alınmasıyla alakalı işte makineler e, vitrinler televizyonlar nasıl korumaya alınabilir. Şimdi biraz önce yangınların da söz konusu olduğunu söylemiştim. Şimdi e, şöyle hadiseler oluyor konut içerisinde veya bir e, dükkan içerisinde anında kombi e, deprem esnasında e, devre dışı kalabiliyor. İşte içerideki su sızabiliyor. Elektrik kaçağı olabiliyor. E, kombinin yanında veya da sigortada e, gibi 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 örnekler çoğaltılabilir. Ve bunlar sonucunda deprem sonrası veya deprem esnası yangın dediğimiz ikinci bir e, hani afetin boyutu büyüyor diyeyim ikinci bir olayla beraber öyle diyeyim ve bir yandan sarsıntının korkusu bir yandan da gaz kaçağı veya yangın kaygısıyla daha da elim sonuçlara varabiliyor ve işin e, acı tarafı e, depremlerde oluşan yang yani yangınların e, dörtte birinde Yapılar kullanılmaz hale geliyor. Ee, yani can kayıpları da üzücü boyutlara ulaşıyor. Şimdi gördüğünüz malzemelerin e, sınıflandırılması burada mevcut. A sınıfı malzemeler çok daha e, teknik yapılarda tercih ediliyor veya yanıcıların olma ihtimali olan yerlerde kullanılması zorunlu malzemeler. B sınıfı malzemelerse Unutlar için düşünülebilen malzemeler olarak değerlendirilir. Ee, B sınıfı malzemeler kendi içerisinde 3 grupta inceliyor, A sınıfı malzemeler ise 2 grupta inceleniyor. Şimdi Türk standartlarına göre bunların yanma dayanıklılık sınıfları da Türk Standartları Enstitüsü'nün 1263 sayılı iletisinde bu standartların e, belirlendiği malzemeler sınıflandırılmıştır. E, dayanılık sınıfları da gördüğünüz üzere F30, F'dan F180'e kadar ilerliyor e, ve yanma süreleri e, belirtiliyor. Gördüğünüz gibi yani eğer f 30sa 30 dakika dayanıyor yangına, F180se e, 180 dakika yangına dayanımlı malzeme e, sınıfı gibi nitelendirebiliriz. Bunlar e, tavan boru tavandan açıktan geçen veya işte asma tavanın içerisinden geçen e, boru kelepçeleme e, görseli. Bizde bu şekilde uygulanmaz genelde ancak diyor ki e, 45 derecelik çapraz yine e, desteklerle Belirli periyotlarla özellikle borunun en geniş yani sehim yapabilecek, bel verebilecek e, yerlerine e, kelepçeler uygulanarak korumaya alınırsa e, donatının e, dayanıklılığı artabilir. Burada e, tüp ve tank sabitlemeleri söz konusu. Tüpler ne alaka diyebilirsiniz arkadaşlar. E, yani profesyonel olanlar ne olduğunu gayet iyi bilir ama e, şu an e, eğitim alıyor, alıyor olan arkadaşlar da ileride bunlarla çok karşılaşacaklar. Özellikle endüstriyel mutfaklarda e, gaz'a ulaşılamadığı durumlarda veya e, gazın kesildiği durumlar için tedbiren e, endüstriyel tüpler kullanılır. Bizim kullandığımız ev tipi yiyecek tüplerinin e, sanayi mutfakları için olan modelidir. Bunların da korumaya alınması lazım çünkü bunlar en çok yangına, e, deprem esnasında yangına mahal veren e, tüplerdir. Bunun haricinde de e, tanklar var. Bu tanklar ne olabilir? Halen daha e, işte konutlarda, bodrum katlarda bulunan yakıt tankları olabiliyor. E, bunlar haricinde çeşitli kullanımlar için e, gaz tankları olabiliyor. E, bunların da e, sabitlenmesinin e, arttırılması gerekmektedir. Bu da gördüğünüz üzere basit bir e, gaz sayıcı. Yani şimdi tabii ülkemizde kullanılanların çeşitleri farklı ama hani temelde e, çalışma prensibi aynıdır. Şimdi bunların manuel olanları var. Bir de biliyorsunuz ki e, kendiliğinden e, kapananları var. Şimdi gazın kendiliğinden kapanıyor oluyor olması yani otomatik oluyor olması e, elektriğin kapandığı anlamına gelmiyor. Şimdi manuel olanlarda gazı açık veya kapalı konuma getirerek e, hani gaz sızıntısının e, önüne geçilebilir. Ancak elektrikli olanlarda e, gaz kesilmiş olsa dahi elektriğin de kontrol edilmesi gerekiyor. Buna bağlı olarak e, derhal e, ana sigortanın kapatılması, e, gaza giden ya da gaz aletlerini çalıştıran elektriğin kesilmesi şart. Şimdi özet olarak e, yapısal olmayan elemanların, ee, iç mimarlar kontrolünde standartlarının oluşturulması ve uygulamanın denetimle zorunlu hale getirmesi önemlidir ee, sonucu ortaya çıkıyor şimdi gördüğünüz gibi bizim yaptığımız çok daha geniş bir kılavuzun kısa bir sunumuydu bu ee, daha detaylı baktığımız zaman e, iç mimarlık hizmetinin sadece işte bugün piyasada Öyle zannedilmiş olmasına rağmen e, bir dekor yapma, süsleme sanatı olmadı. Aslında e, iç mekan donatılarının tamamının iç mimar eliyle üretilmesi gerektiği sonucunu üç aşağı beş yukarı anlamışızdır. İşte asma tavan uygulamalarının örneklerini gördük. E, diğer yapısal elemanların, yapısal olmayan elemanların, Gördüğü zararları gördük. Bunlar çok çeşitlenebiliyor. İlla ki afet olması zorunluluğu da yok. İşte Hava alanlarında duyuyoruz işte camlar çocukların üzerine yıkılıyor. Okullarda kapılar çocukların üzerine devriliyor. Bu bu gibi veya işte ne bileyim e, restoran girişlerinde e, tabelalar bireylerin üzerine yıkılıyor. İşte bu, bu şu manayla geliyor. En başta gösterdiğim bir el çizimiyle ufak bir grafik vardı hatırlarsanız. Ee, yapının işi, yapım süreci, inşaat süreci, imalat süreci bittiğinde bitmiş olmuyor. Yapının ve yaşamın sürdürülebilirliği için içinde yaşanmaya başladıktan sonra artık ikamet edildikten sonra da periyodik aralıklarla iç mimar tarafından kontrol edilmesi şarttır. Bunun haricinde de yapılacak tasarımların, yenilemelerin, e, her türlü e, fonksiyon değişikliklerinin de iç mimar eliyle yapılması, aslında tedbirin e, artırılmasına e, denktir. Hatta şöyle matematiksel olarak söyleyebilirim, e, bir iç mimarın işte kadrolaşması, devlette yer alması, işte yıllık yani iki tanesi onar bin liradan 120 bin lira ya da 150 bin lira gibi bir maliyeti varken yani iki tane iç mimar olarak bir binanın konu kolonlarının kesilmesinin önüne geçebiliyorsunuz. Ee, bu size belki işte maaşı, yemeği, sigortası vesairesi e, böyle bir rakamsal e, yük gibi görünse de bir bina yıkıldığı zaman canın zaten bir parasal karşılığı olamaz asla. Ama sadece binanın kendisi bile en az 5-6 milyon TL zarar anlamına geliyor. Haliyle e, sürecin içerisinde iç mimarın olması demek e, az evvel de söylediğim gibi yapının da yaşamın da sürdürülebilmesinin e, desteklenmesi anlamına geliyor. Şimdi bunlar haricinde sizler tasarımcı olarak tasarımlarınızda afeti de göz önünde bulundurarak çalışma yapmanız gerekirken kurumlar da e, bu paftaları talep etmeli. Ha işte etmiyorsa yapmayın mı? Hayır siz bilinçli bir tasarımcı olarak görevinizi ifa etmek durumundasınız haliyle sizden istenmese dahi bu koşulları sağlamak e, görevimiz, hepimizin görevi. E, ve tabii burada bazı es eksiklerimiz de var. Yani bunları bizler dile getiriyoruz sürekli olarak e, ulusal veya uluslararası standartlara uygun olarak e, yapısal olmayan ele elemanların geni e, geliştirilmesi üzerine çalışacak laboratuvarlar şart olduğunu da dile getiriyoruz işte bizler gibi profesyonellerin iş başında olması gerektiğini, yani sadece tasarımlarda değil denetimlerde de olması gerektiğini e, sürekli söylüyoruz. Ve tabii e, bunun da altını çiziyoruz. Peki bunlara ek olarak e, bizim öngörülerimiz neler? Bir sıhhatli e, tasarım ve uygulama süreci için, Öngördüğümüz iç mimari paftalarımız var. Bunların büyük bir çoğunluğunu zaten e, çoğunuz biliyorsunuz. Zaten eğitiminiz bunun üzerine e, kurgulanmış. Ama e, içinin detaylandırılması konusunda veya ek paftalar konusunda e, bizim bilinmesi gerektiğini, düşündüğümüz, öğretilmesi gerektiğini okullarda bunun haricinde de dediğimiz gibi e, iş hayatında da sahalarda da hazırlanması ve kurumlarca da talep edilmesini öngördüğümüz haftaların bir listesini hazırladık. Bunlar e, bir kere tadilatların kesinlikle onaylı olması gerektiğini savunuyoruz. Nasıl ki e, iç mimar kontrolünde e, ve işte bir restoran tadilatım olacak. Yani dükkan sahibi ben tadilat yapıyorum de, diyememeli. Belediye ile iletişime geçmeli. Ben tadilat yapacağım. Şu da benim iç mimarımdır. Ee, bu kişinin kontrolünde ben tadilatımı gerçekleştireceğim diyerek tadilat yapmalı diyoruz. Çünkü biliyorsunuz e, sürekli bir sirkülasyon oluyor, dükkanlar boşalıyor. oluyor, dükkanlar e, doluyor üstüne üstlük dolan boş e, şey boşalan dükkanın yerine gelen e, üretici veya dükkan yeni dükkan sahibi aynı işi yapmıyor olabilir yani e, 6 ay evvel giyim firması olarak çalışan bir dükkan e, 6 ay sonra restorana dönüşebiliyor İşlev değişiklikleri oluyor e, bunlar için tadilatların onaylı hale gelmesi gerekir çünkü kim neyi kırıyor kim neyi düzeltiyor kim nereye ne ekliyor ne çıkarıyor bunun belediyede bulunması lazım ki işte ee, elim kazalar, elim durumlar gerçekleştiğinde <laughs> en azından bu kağıtlar, bu belgeler elde bir e, şey olsun. Veri niteliği taşısın. Bununla beraber şunları söyleyebiliriz. Röle ve planlarını zaten biliyorsunuz. Duvar kırımı aynı, ayrıdır. Duvar e, imalatı ayrıdır. Bunların işte belediyeden onay alındığı takdirde evet tadilat onayı vardır ve kırım örüm yapabilirsiniz. Yani e, ağır tadilat yapabilirsiniz. E, izni alındıktan sonra bulunacak paftaları, duvar imalatını, e, duvar kırma ayrı ayrı nitelendiriyoruz. Şimdi listeyi görünce şunu söyleyebilirsiniz. o bu çok uzun. Biz her işte küçücük yerde bile bütün bu listeyi yapacak mıyız? Hayır. Sonuç olarak bizler de mesleğin odaları olarak en küçüğünden en büyük kapsamlı tasarımları göz önünde tutmak zorundayız. Burada göreceğiniz listeler yapılabilecek en yüksek yoğunluklu yapılar için hazırlanmıştır. Bu listeler zaten en kapsamlısı oluyor. Siz kendinize göre bu listelerin içerisinden ihtiyacınız olanları belirler. Ona göre Paftalarınızı hazırlarsınız. İşte şunu söyleyebilirsiniz. Ya ben duvar kırma ayrı, duvar imalat planına ayrı mı hazırlayacağım? E tabii ki küçük bir mekan için e, aynı pafta üstüne gösterebilirsiniz. Ama zaman zaman öyle oluyor ki 30-40 bin metrekarelik e, alanlar inşa ediliyor. Ve bunların paftaları hazırlanıyor. Yani sadece bir katın paftası e, 6-7 metre uzunluğunda oluyor. Haliyle... Şimdi hem kırım hem örüm hem elektrik hem yerleşim bunlar bir arada e, o tür paftalarda gösterilmesi mümkün olmuyor. Ama e, küçük bir pafta da olsa şu başlıkların içerisinde bulunması e, hem tasarımcı için hem hizmeti satın alan için e, bir güvencedir. Yani siz işinizi tam yapmış olursunuz doğru takip edebilecek bir programlama oluşur. Sizden hizmeti e, alan da e, her şeyi haftalarınızda görebildiği için müsteri olacaktır. E, gördüğünüz üzere burada detayı yazıyor. Duvar imalat planları için kat planları ve asma kat planları. Asma kat planları için e, bizler her ne kadar e, gerekli donanıma sahip olsak da statik onaylı olmasını yani bir ee, i̇nşaat mühendisinden iyi kötü bir e, yorum alınması gerektiğini e, savunuyoruz. Yani her şeyi yapabiliriz ama o sorumluluğu almak zorunda değiliz. Herkes kendi işini yaparsa e, başımız ağrımaz. Sizin de uzun maddede e, üzerinize bu konuda bir sorumluluk binmez. Eğer bir e, inşaat mühendisinden ...statik e, destek alırsanız... ...sıkıntı yaşamazsınız. <laughs> Yerleşim planlarını zaten biliyorsunuz. Şey diyebilirsiniz, ya yerleşimleri kat planın içerisine yapamaz mıyım? Tabii ki dediğim gibi biraz önce de küçük bir plan üzerinde... ...bunların e, birçoğunu üst üste koyabilirsiniz. Ancak metrajlar büyüdüğü zaman... ...ayrı ayrı yapmak daha kolay oluyor. Daha e, hızlı hareket etmeye yarıyor karmaşanın önüne geçiyor. İç mimari mahal planları bunlar böyle küçük e, kılavuz e, paftalarıdır. E, bu paftaların üzerinde hani hangi mahal nerede gibi e, soruların cevaplarıdır. Yalnız e, hani mahal listesiyle mahal planları aynı şey değil. Onların farklı şey karıştırmayalım. Bu mahal planları üzerinde. E, yazın yazılı da olduğu üzere malzeme ve donatıların gösterildiği kılavuz planlar yani plan şeklindedir ama e, mahal listesi dediğinizde daha çok bir tablo e, formatında olur Tavan planları varsa tavan çıta planları e, ayrıca yapılması gerekir Çünkü tavan planı dediğiniz şey çok geniş Her türlü panel kullanılabiliyor Donatı eklenebiliyor eğer bir çat, şey, çıta çalışması yapıyorsanız tavanda bunu haricen e, de bir detay paftası gibi çizmeniz e, zin faydası olacaktır. Tavan aydınlatma planları diyoruz. E, aydınlatma planlarını e, ayırmak daha faydalı olabilir. Hat dağılımı planları bu kablo yerleşimleriyle alakalı. Yani hangi hat Nereyi kontrol ediyor? İşte e, biri işte tavanı kontrol eder. Biri led döşersiniz tavanda onu kontrol eder. E, düğmelerden bir tanesinden ayrılan hat e, televizyonun arkasına ışıklandırırsınız. Bunu kontrol eder. Yani hangi hattın nereye bağlandığını göstermenizin uzun vadede <laughs> faydası vardır. Çünkü siz de bir tasarımcı olarak ilelebet orada kalacak değilsiniz daimi olarak da siz hizmet verecek değilsiniz siz olmadığınızda müdahale edilmesi gerektiğinde bu kablo yerleşim planları arkanızdan e, bu planlara bakan kişiye yine kılavuz görevi görecektir yani hangi şey hak nereyi kontrol ediyor nereden geçiyor gibi gibi bu da sizin ne kadar profesyonel olduğunuzu da gösterecektir aynı zamanda Elektrik planları ise işte düğmeler, prizler, sigortalar ve benzeri kutuların e, gösterildiği işte dataların, TV'nin e, düğmelerinin gibi pardon e, soketlerinin göründüğü e, plandır. Şimdi diyeceksiniz ki biz hat dağılımlarla e, işte e, tavanla düğme priz planlarını aynı anda çiziyoruz. Olabilir tabii ki dediğim gibi ölçek burada e, bizi belirliyor. Yani pafta büyüdükçe bunların ayrılması icap ediyor ama bir konut çalışıyorsanız, bir ufak iş yeri çalışıyorsanız bunlar tek pafta üzerinde de gösterebilirsiniz. Ama lejantlarının olması, kılavuz bilgilerinin olması şart. Yani şöyle düşünmelisiniz. Muhakkak bunlarla ilgili hocalarınız sizi bilgilendiriyorlardır. Ne pafta hazırlıyorsanız hazırlayın. Siz olmasanız bile Derdinizin meramınızı en iyi şekilde, en açık şekilde açıklıyor olması lazım. Yani e, bir başka tasarımcının önüne geldiğinde, bir e, idarecinin önüne geldiğinde, yani tasarım bilen idarecinin önüne geldiğinde siz yokken bile ne yazdığınızı, ne çizdiğinizi e, net bir şekilde algılayabilecek e, nitelikte pafta hazırlamanız lazım. E, duma, duvar malzeme döşeme planları biliyorsunuz sadece boya yapmıyoruz işte lambiri yapıyoruz çeşitli giydirmeler yapıyoruz duvar kağıtları yapıyoruz vesaire vesaire e, bunu işte ayrı bir pafta üzerinde detay paftası gibi göstermenizde fayda var e hocam biz görünüş çiziyoruz burada e, ifade ediyoruz zaman zaman kesite ve görünüşe koyduğunuzda algılanamıyor olabiliyor veya da izometrik bir e, çizim yapmanız gerekir ki işte köşe birleşimleri e, veya da bunun e, yaptığınız duvar tasarımının zeminle veya tavanla birleşim detayı ilişkisi önem arz ediyor veya da bir bütün görmek için e, bir küçük böyle yani kocaman görünüş yerine bir küçük e, e, kesit gibi veya işte bir, bir detay gibi Duvar malzeme döşeme planı cinsinde ifade etmenizde fayda olacaktır. Zemin döşeme planlarını zaten biliyorsunuzdur. <laughs> Süpürgelik planları zaman zaman birlikte zeminle beraber ifade edilir. Ama dediğim gibi işte metrajlar büyüdükçe bu planların ayrılmasında yarar vardır kapı planları, yine lejantları ve kılavuz bilgileriyle e, beraber sadece çizip koymanız yeterli değil. Bir paftası, kapı paftası hazırlamanız sizin faydanızı olacaktır. Çünkü mobilya işi e, en çok geciken, en çok şikayet alınan, sizleri de en çok zorlayacak kısım olacağı için kılavuz niteliğinde olacaktır. Özel imalat, sabit mobilya planları, özel imalat, hareketli mobilya planları. Yani bunlar sizin tasarlattıklarınız. Tasarlayıp uygulattıklarınız. alım sabit mobilya planları, dışalım hareketli mobilya planları bunları e, piyasada satılan ürünler olarak da değerlendirebilirsiniz. Bunların içinde olduğu plan haftaları veya bir e, her birinin planları yazıyoruz diye plan gibi algılamanız e, gerekmiyor. Bunları hafta e, olarak e, nitelendirebilirsiniz ez büyük plan planlar bunlar da dediğim gibi daha çok e, büyük metrajlı idari işlerde söz yönü konusudur e, genelde yapının tamamı için ez büyük planlardan konuşulur ama e, genelde aslında ez as büyüklerin büyük çoğunluğu iç mimari kısma geçildiğinde söz konusu olur ez büyük ne demek siz bir proje çizersiniz ancak yerinde uygulamada e, o anki e, teknik bazı değişiklikler veya bazı aksaklıklar sebebiyle plan e, sizin tasarladığınızın dışında gelişir. Nedir? İşte siz tahmini olarak o zamana kadar aldığınız ölçüler, veriler, bilgiler ışığında örnek vereyim e, 3'er santim ya da beşer santim aralıklarla e, ahşap kayıtlar organize etmek istediniz ve bunlardan 20 tane yan yana düşeyde e, duvarda kullanacaksınız. Ancak bir değişiklik oldu. İşte duvarın ebatı değişti. Kısaldı. Siz 20 diye planlarken 15 oldu. Duvarın boyu kısalırken oradan başka başka bir değişiklikler vesaireler de gerçekleşince veya genelde bu işler daha çok teknik donatılar için oluyor. Nasıl diyeyim? Ee, tavandan veya zeminden geçen elektrik veya mekanik e, cihazların yerleri değişiyor. Havalandırmaların e, bulunduğu noktalar değişiyor. Sprinkle'ların e, uçlarının bulunduğu yani yangın tertibatının uçlarının bulunduğu e, noktalar yer değiştiriyor. E, bunların artık değişikliklerden sonraki hali artık son imal edilmiş hali ne biz as e, projeleri planları diyoruz yani planımı verdim bit, bitti gitti benim işim bu kadardı diye düşünmeyin sizden sonra geleceklerin var olduğunu bilerek sizden talep edilmese bile e, uygulanmış son halini projenizi haftaya e, yansıtın muhatabınız kimse karşınızdakine teslim edin ki e, ne kadar profesyonel olduğunuz belli olsun bunun haricinde tesisat planları var. Tabii ki bu bahsettiğimiz tesisatlar mekanik mühendisinin e, devreye girmesi gerektiği kadar e, geniş kapsamlı tesisat planları değil. Bir iç mimar veya bir tasarımcı ölçeğindeki tesisat planlarıdır. Bunlarla ilgili muhakkak e, bilgi alıyorsunuz. Yangın tesisat projesi zaten bunlar. Ee, önümüzdeki iş hayatınızda karşınıza çıkacak biliyorsunuz. Bunların haricinde erişebilirlik paftası. Bunlar ergonomik bilgileri içeren kılavuzlardır. Birazdan size ne olduğunu göstereceğim. Yine aynı şekilde 6331 sayılı yasada istenen güvenlik planları e, safety plan diye geçen e, planlar söz konusu. Onun da örneğini göstereceğim. Ee, bunlar dışında yapı kesitleri projelerinizde zaten şu anda öğrendiğiniz, çizdiğiniz yapı kesitleri tabii mimari sistem kesitleriyle e, yapılan iç mimari kesitleri birbirine karıştırmamak lazım. Onlar hariç e, me mekansal kesitler yani görünüşe girde giren sadece oda anlamındaki e, daha küçük ebaklı ee, ama ölçeği büyük kesitler, detaylar yine mimari sistem detayları hariç, mekan görünüşleri eğer varsa akustik bir çalışmanız bu alan içerisinde akustik hesap paftası, iç mimari tasarım dili ve malzeme paftası, mahal listesi paftası, keşif metraj ve e, üç boyutlu görseller diye e, sıralandırabiliriz. Şimdi erişebilirlik paftası İngilizce Accessibility Facilities Drawings e, diye geçen paftalar. Bunlar ergonomik bilgileri içeren kılavuzlardır. E, siz bir tasarım yaptığınızda şu gördüğünüz biçimde temel bir bireyin e, boyunu yazdığınız zaman yani ben ortalama 1.80 boyunda ya da en yüksek 1.80 boyunda insan için bu tasarımı yapıyorum demiş oluyorsunuz veya e, gördüğünüz gibi e, bedensel engelli için buraya bir kılavuz koyduğunuzda işte ben 165 santim çap e, dönüş şeyi bırakıyorum veya 160 şey referans alıyorum kendime ölçüyü yani bir engelli için bedensel engelli için şu ölçüleri referans alıyorum diye önden bir e, paftanızı koyduğunuzda Karşınızdaki muhatap ister bir kurum olsun, ister bir e, birey olsun e, sizin neye göre tasarım yapacağınızı bilir. Şimdi bakın şurada görüyorsunuz engelli bir bireyin erişim mesafesine göre e, hazırlanmış bir ölçü e, ve erişim paftası bu. E, buradaki veriyi göz önünde tutarak e, tasarım yaptım denmiş oluyor. Bu başka bir erişim paptası. Hangi işaretin ne manaya geldiği, nasıl ifade edildiği. Yine biraz önce söylediğim gibi hangi e, veriye göre veriyi temel aldığınızı ifade ediyor. Şimdi misalen burada bir örnek var, daha yakından bir örnek. Demiş ki 160 e, santim çaplı bir tane e, öğrenci odası örneği. 160 santim dolanım mesafesi var. İşte e, yine e, kapıların, rampaların hangi ölçüler alındığı üzere e, bir ön bilgilendirme kılavuzu olmuş oluyor. Üstekiler e, inç üzerinden, alttakiler de milimetre üzerinden e, ölçülerdir. İşte burada gösteriyor. Mesela bu binanın içerisinde tuvaletlerde ee, en az duvara e, 30.5 santim yanaşacağım aktarım tarafım yani e, engelli bireyin e, lozete aktarım tarafı buradan bakınca karşıdan bakıldığında sol taraf olacak gibi 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 e, bir kılavuzdur bir engellinin rahat yaşaması için e, geçerli kılavuzlardır. Sizin yapınızı, sizin çalışmanızı tercih etmesi için şeydir. Çünkü bana uyuyor mu, uymuyor mu ayrımını yapmasına faydalı olacaktır. Tabii bunu sadece e, hani tekerlekli sandalye gibi düşünmeyelim. İşte görme engellik var. E, diğer duyu organlarıyla alakalı engellik var. İşte tekerlekli sandalye kullanmayıp değnekle e, hareket etmek zorunda olanlar var. Yani genel bir engelli veya genel bir erişim paftası hazırlamak yine sizin ne kadar profesyonel olduğunuzu gösterecektir. ve Karşı tarafa yani kurum dayı olsa tasarımınızla alakalı bir kılavuz görevi görecektir. Güvenlik plan planları da genelde işte otellerde görsünüz, hastanelerde görsünüz ama artık aslında bütün kurumlar için geçerli olan haftalar 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda isteniyor mecburidir ve bunun çizilmesi görevi aslında iç mimar alettir. Çünkü son işi yapan kişi iç mimardır bir mekanda gördüğünüz üzere işte kaçış noktaları nereler bu güvenlik planları dediğimiz kaçış planı veya safety plan olarak da geçiyor. İşte kaçış noktaları nereler? Şuradan yardım merdivenlerine gidiyorsun diye işaret ediyor. Asansör kullanma diyor. İşte şurada 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 yangın tüküm var diyor. İşte kırmızı nokta sen buradasın e, işareti şöyle de çeşitlendirilebilir. Acil durum veya tahliye planı. Bak bulunduğum yerde diyor kırmızı bantlı, mavi bantlı, e, sarı bantlı ve siyah bantlı e, yangın tüpleri var. Bunların her biri farklı farklı işler için kullanılıyor. İşte e, yürüyüş alanı veya kaçış yönü e, buralar şuralardan çıkış var gibi gibi bilgiler, acil telefon numaraları. Çünkü o an şokla hatırlarsanız şok konusunu konuşmuştuk. İnsanların hiçbir şeye algılayamayacak duruma geliyor. E, en azından hatırlayamazsa diye telefon numaraları. İşte elektrik palosu nerede, alarm butonu nerede, yangın donatısı nerede, siren nerede gibi gibi her şeyi gösteren bir hafta ve bunların da hazırlanması mesuliyeti bizlere ait. Benim söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. eğer sizin sormak istediğiniz varsa ee, cevaplandırabilirim.